Derya Tactical Life programımızdan herkese selamlar. 6. bölüm konuğumuz Nur Akaydın bizlerle. Kendisi bir ateş eğitmeni, aynı zamanda ateşli silahlara gönül vermiş bir isim. Nasılsın Nur? Hoş geldin. Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, sen de sonunda katıldın bu programımıza. Evet, sabırsızlıkla bekliyordum. Sonunda o gün geldi. Kesinlikle. Şimdi izleyicilerimizin seni tanıyabilmeleri adına bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki de. Nur Akaydın ben. Poligonda silah atış eğitmeniyim. 24 yaşındayım. Silahlara ilgim benim çok çok fazla. Kendimi geliştirmeyi istiyorum. Özellikle Türkiye alanında kadınlarımızı temsil etmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Süper. Ve daha iyisini yapmayı planlıyorum. Temenni de ediyorum yani. Harikasın gerçekten. Teşekkür ederim. Tabii kadınların bu konuda öncü isimlerindensin sen de. Kesinlikle. Bu da onur verici ve gurur verici olmalı senin için. Kesinlikle ve kadınları zaten sürekli söylüyorum. Kadınlarımızda patlama korkuları ve silahlar konusunda kendilerini geri plana atma konularında daha yüksekler. Ben sürekli söylüyorum atıcı kadınlara, ateşsever kadınlara. Onlar da aslında çok istiyorlar. Bu tarz deneyimleri yaşamak istiyorlar. Patlama korkularından dolayı kendilerini hep geri çekiyorlar. Tabii küçük konuşmayla ben hep bunu biraz daha cesaretlendiriyorum kadınlarımızı. Ufacık bir tetikten veya patlama korkusundan korkarsınız. Hayatınız boyunca her şeyden korkuyor olacaksınız. Tabii ya en büyük şeylerimden biri de atış var, stres yok kelimesi. Güzel. Daha da bir cesaretlendiriyor bizi. Bu güzel bir slogan, evet. Peki senin ateşli silahlara merakın nereden geliyor? Benim ateşli silahlara merakım nereden geliyor? Aslında çok çok çocukluktan yani sürekli böyle filmleri vesaire izleyerek hep insanları örnek almaya çalıştım. Birilerinden yardım almaya çalıştım ama kendi ayaklarım üzerinde durabileceğim, bir şeyi çok istiyorsam birilerinin yardımıyla değil de kendim yaparak, kendim başararak yapmak istedim ve oldu çok şükür. Bravo sana. Yani çocukluktan gelme, sürekli filmleri izlemekten, birilerine örnek almaktan çok çok sevdiğim bir Derya Tactical bana çok kaliteli bir marka olarak geldiği için burada bulunmak benim için gurur ve onur verici olacak. Harikasın. Peki iki gündür bizlerlesin. Evet. Derya Arms hakkındaki ilk izlenimlerini sana sormak istiyorum. Açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Yani çok çok heyecanlandım ve ben sizin atış alanlarınızdan çıkmak istemiyorum. Çünkü silahlarınız ve tüfekleriniz mükemmel ötesi. Hayatımda ilk kez bir 12 kalibre tüfeği kullandım. Yani deneyimim oldu. Ben genelde hep poligonda çalıştığım için bizde işte fişeklerimiz 9, 19, 45 kalibre, 30 kalibre, 38 kalibre vesaire silahlarla atışlar yaptık. 12 kalibre tüfek benim için çok çok güzel bir deneyim, evet, oldu açıkçası ve bunun daha da ilerleyeceğini düşünüyorum yani. Kesinlikle o potansiyeli görüyorum ben de sende. Sabırsız zaten arka tarafımızda şatkan modellerimiz var. 12, evet, kalibre MK12 modellerimiz. Bunlarla atışlarımızı açık hava poligonumuzda gerçekleştireceğiz. Sabırsızlıkla. Ama şu anda kapalı alandayız ve kapalı poligonumuzdayız Derya Arms'ın. Dolayısıyla DY9 modellerimiz, Melik modelimiz ve senin merakla beklediğin ZY9 modelimiz. Evet. Sabırsızlıkla bekliyorum, sabırsızlıkla onu bekliyorsun. Özellikle. Evet, Nur Akaydın parkurumuzu aldı. Şimdi burada DY9 modelimiz ve Melik modelimiz var. Onlarla atışlarını gerçekleştirecek 5'er adet. Evet, başlayabiliriz DY9 modelimizde. Wow. Atışlar gayet seri. Melik modelimize geçti şimdi. Mükemmel ötesi. Hissiyatı o kadar güzel ki. Hissiyatı mükemmel. Harika değil mi? Gerçekten çok çok güzel. Evet. Senin bunları söylemen bizim için önemli. Çünkü poligonda atış eğitmenisin. Sürekli tabancaları kullanıyorsun. Evet. Ve bizim modellerimizi de şu an itibariyle deneyimledin. Evet, DY9 modelimiz hakkında ne düşünüyorsun? Melik modelimiz hakkında ne düşünüyorsun? Senden dinleyelim. Açıkçası DY9 modeli hakkında tam elime oturdu. Atış yaparken de
estetik sorunu vesaire yaşamadım. Çok fazla yüksek şahlanması da yok. Çok güzel bir ergonomik yapıya sahip. Çok çok memnun kaldım açıkçası. Bunun hissiyatı zaten bambaşka. Direkt istediğim yere oturdu direkt. Arpacık ve gez ayarı o kadar güzel ki. Mükemmel bir hissiyat. Harika. Gerçekten de stresimi attım. Tamam. Peki sıra neye geldi şimdi? ZY9. Heyecanla bekliyordun. Heyecanla bekliyorum. Tamam. Hemen onun atışlarını da yapalım o halde. Evet. ZY9 B6 F10 modelimizi eline aldın. Şimdi kapalı poligondan ziyade bu modelimizde açık poligonda atış yapmanı tercih ettim. Çünkü biliyorsun tam otomatik modu var ve tam otomatik olarak modelimizi kullanacaksın. O halde ben sana sahneyi bırakıyorum. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Hazırız. Harika bir şey. Mükemmel. Bayıldım. Evet, gerçekten. Biraz hazırlıksız yakalandım ama gerçekten hissiyatı süper ya. Kesinlikle öyle. Şimdi geçenlerde ben bununla ilgili bir video yaptım. Kısa bir video. 2 dakikada aşağı yukarı 33'lü şarjörlerimiz vardı onda. Evet. 33'lü şarjörlerle 15 tane attım. Totalde bir 500 mermi ardı ardına atmış oldum modelimizde. Hakikaten mükemmel. Ben de çok keyif almıştım. Zaten senin tepkilerinde modelimizde keyif aldığın çok anlaşılıyor. Ben açıkçası bayıldım gerçekten. Hatta bunu alıp götürmek istiyorum bizzat. Evet. Çünkü mükemmel ötesi bir şey. Zaten otomatik olması ayrı bir zevk katıyor silaha. Harika ya. Gerçekten çok güzel. Kesinlikle çok öyle. Güzel. Modelimiz de dünyada Türkiye'yi temsil etmek der yarımsı olarak bizim için de onur verici ve gurur verici arkadaşlar. Evet, istersen shotgun modellerimize geçelim. Shotgun modellerimizle açık hava poligonumuzda devam edelim. Geçelim, devam edelim. Shotgun modellerimizin yanındayız. Evet. Şimdi neler var? MK12 Ultimate, MK12 Ultra, MK12 VR70 ve X Taktikal modelimiz, CRT401 ve CR101S pompalı modelimiz. Şimdi bunların her biriyle atışlarını göreceğiz senin. Bakalım 12 kalibrelere ne kadar dayanabiliyorsun. Açıkçası sabırsızlıkla bekliyorum. Benim için çok eğlenceli olacak. Biraz ürkütücü gibi görünse de çok çok eğlenceli ve zevkli olacak açıkçası. Ben de öyle düşünüyorum. O halde ilk önce Ultimate modelimizle başlayalım. Ne hemen dersin? Başlayalım. Harikasın. Evet. Ultimate modelimizde Nur Akaydın. Şimdi atışlara başlıyor. Wow! Harikasın ya gerçekten. Ya zevki mükemmel. Bayıldım. MK12 Ultimate modelimizi güçlü. Nasıl buldun? Çok güçlü. Güçlü olduğu kadar da çok çok zevkli açıkçası. Evet. Yani ne kadar çok stresim varsa şu yaşantıma kadar hepsini 12 kalibreyle beraber attım diye düşünüyorum. Evet. Çünkü ve daha yeni ötesi. Başladık biliyorsun. Daha evet. Bir sürü modelimiz var. Hepsiyle deneyimleyeceksin. Evet. Tabii 12 kalibreler güçlü tüfeklerdir ve aynı zamanda biliyorsun yakın mesafede tahribat güçleri de inanılmaz oluyor. Evet evet. 12 kalibreye yakışır MK12 Ultimate modelimiz. Zaten bu modellerimiz, buraya getirmiş olduğum modellerimiz 2023 yılına damgasını vuran modellerimiz. Elbette ki 2024 yılında yeni sürprizler sizleri bekliyor olacak. İleriki aşamalarda bunlara da yer vereceğiz. Kesinlikle zaten insanların odak noktası olması gereken bir tüfek olduğunu düşünüyorum. Çünkü hatta herkesin beklediği bir tüfek modeli olduğunu da düşünüyorum. İnsanlar 12 kalibreyi daha çok yöneliyorlar ve evet. Daha böyle zevk verici sesi olsun, hissiyatı olsun, güçlü silahları seçiyorlar, tercih ediyorlar. Bence bu da mükemmel bir
tüfek yani hissiyatı efsane bir şey. Ben bayıldım. Süper. O zaman ultra modelimize geçelim. Hadi geçelim. Bir de onu deneyelim. Deneyelim. Mükemmel ya. Süper. Bayıldı. Evet, ultra modelimizi de gayet güzel kullandın. Peki ultra modelimiz hakkında ne düşünüyorsun? Çok güçlü. Yani yeni yeni tecrübeler kazanıyorum. Ama zevki ve hissiyatı o kadar güzel ki ben galiba bütün tüfek modellerinize ve silah modellerinize bayıldım. Çok güçlü ve hala etkisindeyim. Yani çok çok güzel. Gerçekten. Ultimate modelimizde arasındaki farktan bahsetmek istiyorum sana kısaca. Tabii. Ultra modelimizin namlu giydirmesi bal peteği deseninde farklı bir tasarıma sahip. Aynı zamanda kabza kısmı da bal peteği deseninde ve alüminyum. Yani dolayısıyla farklılıklar, temel özellikleri ultra modellerimizin bu. Ve şurada da söyleyebilirim. Ultra modelimiz IPS modellerimizde kullanılan MK12'lerin özelliklerini taşımaktır. Hı hı. Magwell takılı. Dolayısıyla şarjörleri daha hızlı değiştirmemize yarayan bir aparat. Ve çok güzel görünüyor değil mi? Çok çok. Yani gravürü muhteşem yapılmış. Yani renklendirilmesi olsun. Evet. Renk kombinasyonu çok güzel. Çok güzel. O halde şimdi VR70 modelimiz var. O da fiyat performans ürünümüz. Onunla devam edelim. Devam edelim. Harika. Evet, MK12 VR70 modelimizle az önce atışlarını da gerçekleştirdim başarılı bir şekilde. Modelimiz hakkında ne düşünüyorsun? Açıkçası çok güzel bir ergonomik yapıya sahip. Atışları da çok güçlü bir silah. Gerçekten herkesin yüreği ve harcı yetmez diye düşünüyorum bu tüfeği kullanmaya. çünkü çok güçlü ve zevki zaten ayrı bir muamma. Çok çok güzel. Harika. Böyle düşündüğün için ben de çok mutlu oldum gerçekten. VR70 bizim fiyat performans ürünümüz. El kundağı ve alt gövdesi polimerdendir. Dolayısıyla bu modelimize bir hafiflik katıyor ama gücünden hiçbir şey eksiltmiyor. Açıkçası Derya Taktikal harika işler çıkarmış. Yani çok çok güzel ve başarılı bir tüfek modelleri olmuş. Hepsi ayrı ayrı güzel. Çok iyi. Ayrı ayrı zevkle. Harikasınız. Hepsi ayrı bir keyfi var. Harika. Evet. Şimdi diğer shotgun modellerimiz var. Evet. X Taktikal'le devam ediyoruz. Woo! Mükemmel. Harika bir şey ya. Gerçekten hissiyatı süper. Bayıldım. X Taktikal modelimizi de denedin. Bence aradığım tüfek bu. Tepkilerinden zaten onu görebildim. Mükemmel. Evet. Çok çok güzel ya. 2000... Hissiyatı süper zaten. Harika. Gerçekten harika işler başarmışsınız. Tebrik ederim. Başarılarınızın devamını gerçekten diliyorum. Ve herkese temenni ederim. Çünkü süper bir şey. Harika. Bayıldım. X Taktikal modelimizde 2023 yılına damgasını vuran ürünlerimizden alabilir miyim? Tabii ki de. Evet. 47 santim sıvak bir namlusu var. Evet. 6+1 kapasitesi var. El konuda harika bir tasarıma sahip. Dipçik ergonomisini özellikle çok seviyorum ben. Müthiş bir hakimiyet, tutuş, kavrama imkanı sağlıyor bizlere. Tabii üzerinde atıcıya hız kazandıracak birçok detaya sahip mekanizma koruma kolunun daha büyük olduğunu görüyoruz. Onun mekanizma düşürme düğmesinin daha büyük olduğunu, emniyet düğmesinin daha büyük olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda buradan çit besleme yapabileceğimiz bir eğime sahip. Bu da kullanıcıya hız kazandıran özelliklerden. Evet, gerçekten mükemmel. Çok güzel oldu. X Taktikal modelimiz.
Diğer modellerimizle hemen devam edelim. Devam edelim. Süpersin. Yes! İşte bu! Woo! Gerçekten harika ötesi. CRT 401 tam bir canavar değil mi? Hem de heybetli, nasıl bir canavar. Sahip. Evet, pompalı modelimiz CRT 401 gerçekten benim de çok hoşuma gidiyor. Çok donanımsal bir şekilde kullanıcılar modelimizi kullanabilirler. Çok güçlü. Evet, tabii çok 60 güçlü. Olduğun fişeğin gramajına bağlı olarak gücü de artmaktadır. Aynen öyle. Evet. Bu tabiri ben seviyorum. Zaten senin tepkilerini de gördüm. Tepkilerin 10 numara zaten. Çünkü mükemmel harika. Bir tüfek. Bir hissiyatı kesinlikle. Çok güzel ve onu yaşayıp atış yapmak ayrı bir olay zaten. O yüzden tepkilerim bu kadar güzel. Çünkü tadını çıkarıyorum. CRT 401 tam bir tasarım harikası. Mükemmel. Gerçekten bayıldım. Çok güzel. Evet, son shotgun modelimizde de atışlarını gerçekleştirdin. CR101S. Sade bir model. Sade olması benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Çünkü amacına bir anda ulaşabiliyorsun modelimizde. Harika. Evet. Çünkü ben şeritsiz bir namluyu her zaman için sevmişimdir. Elbette ki yani kullanım amacına göre kişilerin tercihleri herkesin ayrı olabilir. Şeritli, şeritsiz kullanabilirler, full pikatinli raylı kullanabilirler veya modelimizi modifiye ederek de kullanabilirler. Bu kullanıcıların tercihine kalmış. Ama ben olduğu gibi modelimizi gerçekten çok seviyorum yani. Ve çok asil duruyor açıkçası. Bir asil durduğu kadar da atışları da çok zevkli. Çok güzel yani. Ergonomik yapısı zaten efsane, ayrı bir şey. Aslında çok güçlü bir silah. Güçlü bir silah olmasına rağmen çok çok zevkli ve kullanılması gereken bir tüfek diye düşünüyorum. Harikasın. Nur Akaydın 12 kalibrelerle evet sınavını verdi. Bence başarılıydın, güzeldi. Bence gayet de güzeldi ve ben çok memnun kaldım, aşırı zevk aldım açıkçası işinden, atıştan vesaire her şeyinden. Silahlar, tüfekler zaten harika bir olay. 12 kalibre denildi mi akla delilik geliyor açıkçası, özellikle kadınlardan beklenmiyor. Ben hevesle daha çok kullanmak istiyorum açıkçası, pek doymadım. Tamam, zaten sana muhakkak bir tane vereceğiz. Bir modelimiz senin olacak. Dolayısıyla onunla bol bol atışlarını gerçekleştirirsin. Hem daha de her çok, gün. Aynen, daha çok haşır neşir olursun artık onun tabii kalibreyle. Ki de. Bence de çok keyifli, güçlü bir tüfek. Bu 12 kalibrelerin hissiyatı her zaman için başkadır. Evet. Evet. Çok çok güçlü ve çok çok güzel. Derya Tactical Life programımızın 6.sını Nur Akaydın'la gerçekleştirdik. Buraya kadar geldin ve bizlerleydin. Çok keyifli bir program oldu. Renk attın. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim için açıkçası çok gurur ve onur verici oldu. Burada hem kendi poligonumu temsil etmek, hem de kadınlarımızı temsil etmek, sizlerle tanışmak, silahlarınızla tanışmak benim için çok çok mutluluk vericiydi, onur vericiydi. İşinizde de gerçekten başarılarınızın devamını diliyorum. Harika bir kalite yaratmışsınız, markalar yaratmışsınız. Çok çok güzelsiniz. Devamlı dileriz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet, Derya Tactical Life programımızın diğer bölümlerinde görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın. Hoşça kalın.